Merhabalar, Offenders kanalına hoş geldiniz. Ben Ekin, yani Mobzi ve de Late Night Gaming'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Ne mi yapacağız? Yapacağımız şey gecenin geç vaktinde saçma sapan korku oyunları oynamak olacak. Neden? Ben de bilmiyorum neden. Galiba yapabiliyorum. Bunu da şimdi deneyip göreceğiz. Kocamız iş için şehir dışına çıkmış, bir çocuğumuz var. Hokey oynuyormuş, onu almak istiyormuşuz. Çocuğumuza bir sebepten ötürü kızgınız. Annelik içgüdülerimiz anlaşıldığı üzere kendi yollarını bulamayıp "Allah'ım neden yaptım ben bunu?" deyip hokey antrenmanından almak konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Eve geldiğimiz zaman kocacığımız bize çok güzel bir tane hediye paketi göndermiş, bir müzik kutusuyla beraber. Başlayalım bakalım oyunumuzu oynamaya. Diye güzel bir şekilde uyandık. Michael mıydı çocuğun adı? Michael. Çocuğun. Notes of Obsession. 17 tane galiba. İsveçli geliştirici tarafından, öğrenci tarafından yapılıyor anladığım kadarıyla. O yüzden bütün hikayede bu gördüğünüz... Okey. Bunu beklemiyordum. Bu gördüğünüz evde geçiyor. Yalnız evi temizlememiz mi lazım? Biraz fazla tozlu galiba. Bakalım. Çok Ikea ya. Her şey çok Ikea. Eyle interakt ediyormuşuz. Aile fotoğrafımız. Bu koca, bu ben galiba. Bu da evladım Michael. Mutlu bir aile tablosu gibi durmuyoruz ama ya. Kesinlikle mutlu bir aile tablosu gibi durmuyoruz yani. Üzerinde rün olan bir tane bıçağımız var burada da. Güzel bir detay. Başka daha hızlı koşabiliyor muyuz? Daha şimdi ışık. No. Çekmeceler açılıyor mu? Eğer bunlar ilaçsa çocuğun ulaşamayacağı yerlere koyun. Eğer değilse bunun burada ne işi var? Konserveye benziyor çünkü. IKEA mumları. Her şey çok IKEA şu an benim için. Bu ne be? Ha, neyse. Bu da açılmıyor. Ne biçim ev bu be? Hiçbir yere girilmiyor, hiçbir şey açılmıyor. Kendi evimde hapsolmuş durumdayım. Buzdolabı mı? Hayatında buzdolabı görmemiş gibi. Buzdolabı mı? Bir tek iceberg salladı anladım o kadar maruf. Neymiş bir dakika dur bakayım. Matlag Mingsgrad. Japonca konuşabiliyoruz ama ne yazık ki. Sandalye düşmüş. Halaylısı be gülüm. Şimdi bir dakika. Kapı kapanan herhalde. Gerçekten IKEA'nın şey evi ya. Model evi herhalde. Hızlı koşamıyorum. Tamam, kontrolle de aşağı çöküyormuş. Müzik kutusu. Michael, çocuğu, burada mısın? Nereden geliyorsun? Şu koridor mu? Okey. Gerilmeye başladım bile.
Allah'ım sürekli bir şeyler çarpıyor evde. Ben de her seferinde çığlık atıyorum. Müzik sesi hala gel. Geliyor. Şimdi. Güzelmiş. Otantik. Sonra ne yapıyoruz? Buna basınca müzik aletini kuruyor. Ne kadar kuruldu gerçi? Yeri var mı zaten bakın. Sembolleri bu çıkartıyormuş. Okey. O ne? Senin bacakların neden yok? Okey. Ay ne güzelmiş lamba yalnız. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ne yapıyoruz bunu? Ay. Kapı mı gitti? Kapı gitti. Ay Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Tavan akıyor. Yağmur yağıyor dışarıda. Yine odaya gittik. Müzik hiç hoş bir hal almadı yalnız. Hiç hoş bir hal almadı. Biraz daha aydınlık olsaymış keşke orada. Şu ışık falan bir alamıyor muyuz acaba? Ne? Rün. Rün bulacağız. Dur bir dakika. Böyle kapatıyorduk bunu. Böyle koyuyorduk. Kur canım. Kur canım. Gördüğüm gibi oluyor değil mi ya? Bir kolye var. Ya Michael. Çocuğum kolye. Bu ne be? Üzgün Michael. Burada aile baba aile babası. Aile resmimiz var. Bir şey bir müzik çalınca ışıklar mı titremeye başlıyor? Vallahi öyle olmaya başlıyor. Hoş değil. Hiç hoş değil. Hahlı mahlı falan bir sesler bir şeyler yani. Uf. Korkuyorum. Ha, kapıyı açmak için ürün buluyoruz. Okey. Buraya bak. Yanaş, yaklaş, al şunu. Eğil. Böyle, tamam. Arkada birileri böyle demonik bir şeyler çantılıyor oğlum. Neler oluyor? Sadece çocuğumu hokey antrenmanından almak istedim. Almak istemedim. Burada da bir şey var. Ay aman kapıları. Yine kapı kaybı.
Hayır. Hayır. Hatun nefes nefese kaldı. Ben nefesimi tutuyorum ya Rabbis. Abo. Ben açmadım. Ben açmadım. Gitmek istemiyorum. O ne be? O ne oğlum Hafi? Gözlerinde düğme olan oyuncaklar beni çok geriyor. Benim gözlerle alakalı bir derdim, bir sıkıntım var bu arada. Mesela şeyde neydi onun adı? Bir tane sonradan Hollywood versiyonunda yapıldığı bir film vardı. One Missed Call diye. Ondan sonra onun posterinde böyle göz yerine ağız, çığlık atan ağızlar koymuşlardı. Postere bakamıyordum. Evet. Burada çocuğumuz bir resim çizmiş. Baba birini mi öldürüyor? Bir şey birini öldürüyor. Burada ne olmuş? Mutlu bir ev tablosu bu. Apartman mı, apartman mı falan. Burada da en son bir şey. Oo, her şey tamam. O fotoğraflar gitmiş. Her şey tamam mı? Ne olmuş? Okey. Buraya mı gireceğiz acaba? Ha, ısı mı tutmamız lazım? Okey. Ne var ki? Kur. Ne yapıyoruz? Ürün bulmak lazımmış gene. Evin her yeri de akıyor. Zaman mı geçti acaba ya? Her şey böyle bir enteresan durumda. Şurada bir tane varmış. Kur canım kur. Rün lazım bana. Aa rün. Hadi şurada. Buradan girilmiyor. Burada mı? Kur bakayım. Buraya baktık az önce. Burada bir şey yoktu sanki. Niye gerilim veriyorsun müzik? Başka nerede var dünya? Burada bir yerde mi vardı? Bulduk ürünlerimizi. Yine mi odaya girdim? Bütün oyun burada geçecek herhalde. Oda ilk önce topluydu. Sonra darmadağın oldu. Şimdi de yani darmadağın topluydu derken. Galiba biri melek oldu. Biri birini vurmuştu ilk önce. Çocuğun başucunda bir tane şey bulduydu. Resim bulduyduk. Orada ağzında kırmızı bir şey vardı birinin. Ondan sonra Cima Nerim bulacakmışız. Sonra biri birini vuruyordu.
Şimdi ölmüş birinin şeyini gördüm ama vuran sanki yani o mavi yaratığı, mavi çizilen şeyi vuran kişi sanki melek olmuş da uçuyormuş gibi bir hali var. Oy. Kur canım kur kur. Ay. Niye gülüyoruz? Ne oldu? Tahmin et. Garezde var. Ne oldu bu? Böyle diye arkadan gelmeceler bilmem neler falan. Şimdi ne yapıyoruz? Ne oldu? Ne yaptık şimdi? Uyandık, geri geldik. Ev darmadağın. Sadece babanın suratındaki ışık yanıyor. Okey. Bunun üstünde galiba... Şimdi buradaki rünleri mi bulacağız? Bulalım ya. Onu da yapalım. Okey, rün bulacaksak dur. Ay, kapatma. Karıştırıyorum. Aç sen şunu. Çalışacağım. Oui. Ne oldu? Oo, bir tanesi okey. Neden gerilim veriyorsun? Karşıda varmış bir tane. Şurada var mı? Başka var mı dedim, bakmadım mutfağı görünce. Ay ay. Niye böyle şeyler yapıyorsun oyun? Verme o gerilim müziğini. Baktığımız zaman hoş şeyler olmuyor. Koş evladım koş. Niye yavaş yürüyorsun? Koş. Yatak odası kapıyı kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Başka bir şeyler açılıyor mu? Açılmıyor. Hayır. Yaratık herhalde. Of. Tamam sakin. Sakin sakin ikin sakin. Kaç tane rün kaldı bulmam gereken? Odaya girdim. Keşke odada rün baksaydım. 3 tane kalmış. Okey. Burada yok şu anda başka. Yani o yaratık yok. Zıplayamıyorum da yatağa çıksam.
Yok galiba. Açılmıyor. Salonda. Salonda mıydı? Neyse, iki tane rüm kaldı. Herhalde buraları temizledik. Yanlış yere saklandım herhalde az önce. Eğer doğru yer vardıysa, hani onu bilmiyorum tabii. Da var bir tane. Ha, burada da varmış. Ya ciddi misin? İleri gidiyor. İleri gidiyor. Galiba. Şu kapının üstünde vardı bir tane. Fix it. Neyi fix it? Neyi düzelt? Çünkü evin her yeri akmış olduğunu düşünürsek belki evin. Şu sandalyeyi yemin ediyorum. Aa, o da düzelmiş. Ay yok, dur kaldırma. Sonuncu ürünü de bulduk. Aşağı inmemiz lazım galiba şu anda. Arkama dönüp bakmak istemiyorum. İnin aşağı in. İn çocuğum. İn kızım. İn yavrum. Şimdi ne yapacağız? Şunu açıyorum. O açılmış zaten. Yine ateş bastı. Ateş bastı. Ateş bastı. Ellerim falan terledi yani. Okey. Sapla, sapla. Rahatladım. Kontrol bende değilmiş. Şimdi biz kadın oynuyoruz. Ben anlamadım oyunu. O şeyi de öldürdük. Yalnız anlamadığım bir şey var. Problemler, problemli bir aile olduğunu düşünüyorum ailenin ilk başta. Baba iş gezisinde. Ondan sonra Cima en son anladığımız kadarıyla bir de Afrika'dan mafrika'dan falan böyle antikalar falan gönderdiğini düşünürsek bilmem belki arkeolog olabilir veya tarihçi olabilir. Ondan sonra başka problemli aile dememin sebeplerinden bir tanesi çocukla alakalı bir problem olduğunu düşünmekteyim. Çocuğun çizdiği çizimleri aralarda görüyorduk çünkü etrafta onlar vardı. Çizimlerden bir tanesinde biri mavi bir adamı vuruyordu. Sonra o mavi adamı vuranın kanatlanıp gökyüzüne doğru yükseldiğine dair bir çizim vardı. Hiç anneyle baba aynı yerde resmedilmemişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam gözümden kaçmış da olabilir, hoş o da ayrı mesele.
aile fotoğrafı başucumda devrilmişti. Babanın bir şey yapmış olabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü en son bıçakladığımız artık o yaratık neyse ki amnezyadaki yaratıklara çok benziyordu. Şu amnezyadaki yaratıkların ayakları var mıydı onu hatırlamıyorum ama. Her neyse en sonunda bıçakladık. Biz de öldük galiba. Ve kadını oynadığımızı düşünürsek en son babanın resminin üstünde böyle bir tane ışık yanıyordu. Kadının ve çocuğunkiler bitmişti. Sürekli bir kabus şeyi vardı. Ben anlamadım. Eğer siz anladıysanız yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Anlatın bana ne olduğunu. Oyunu ben oynadım, siz anlayın. Böylelikle Late Night Game'in ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.